Bu dersimizde verileri ve veri türlerini öğreneceğiz. Okulda, evde, iş yerinde kısaca hayatımızın her alanında verilerle karşılaşıyoruz. Sokakta yürürken gördüğümüz dükkan isimleri, arabaların plakaları, apartman isimleri, numaraları yani kısaca tüm yazılar, sayılar, renkler bunların tümü birer veridir. İnsanlar veriler sayesinde işlem yapabiliyor veya karar verip yorumda bulunabiliyorlar. Havanın yağmurlu olması bir veridir. Biz bu veriye göre yanımıza şemsiye alıyoruz. Yani karar verme işlemi yapıyoruz. Matematik dersindeki sayılar birer veridir. Bu sayede problemleri çözebiliyoruz. Ancak insanlar tüm verileri aklına tutamıyor. Bizim için önemli olan ve sürekli karşılaştığımız verileri hatırlıyoruz. Bilgisayarlar da tıpkı insan beyni gibi çalışır. Karar vermek ve işlem yapmak için veri girişine ihtiyaç duyarlar. Örneğin bilgisayarda hesap makinesi ile işlem yapabilmek için veri girişi yapmalıyız. Girdiğimiz tüm sayılar birer veridir. Yani kısaca bilgisayarın karar vermek, işlem yapmak için depoladığı her şeye veri denir. Verilerimiz sabit ve değişken olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sabit veriler, yeni değerler almayan, değişmeyen ifade ve nesnelerdir. Değişken veriler ise, yeni değerler alarak değişebilen ifade ve nesnelerdir. Sabit ve değişkenlerimizi görseller üzerinden incelersek daha açıklayıcı olacaktır. Bu görselimizde bir diş muayenesini görüyorsunuz. Dişçi ve kullandığı malzemeler sabittir. Ancak gelen hastalar gün içerisinde sürekli değişkenlik gösterir. Yani dişçi ve malzemeler sabit veri, gelen hastalar ise değişken veridir. Bir sonraki görselimizde kek yapımında kullanılan malzemeler var. Kek yaparken sabit olan malzemeler kabartma tozu, un, yumurta ve şekerdir. Bunlar her kekte olması gereken sabit malzemelerdir. Ancak kekin içerisine isteğimize göre farklı malzemeler ekleyebiliriz. Fındık, elma, tarçın, üzüm, ceviz gibi malzemeler ise değişken verilerimizdir. Burada dikkat etmemiz gereken kısım, değişken veriler sonucu etkiler. Yani biz fındık kullanırsak fındıklı kek, elma tarçın kullanırsak elmalı tarçınlı kek ortaya çıkar. Ancak sabit malzemeler sonucu değiştirmez. Şimdi de bir futbol maçını inceleyelim. Futbol maçı içerisinde de sabit ve değişken verilerimiz bulunuyor. Bir futbol maçında takımdaki oyuncu sayısı 11'dir. Maçtaki hakem sayısı 4, maçın süresi 90 dakika ve devre süresi de 45 dakikadır. Buradaki 11, 4, 90 ve 45 sayıları sabit verilerdir. Yani değişkenlik göstermezler. Ancak maç içerisinde atılan gol sayısı, kart sayısı, pas sayısı gibi veriler değişkenlik gösterebilir. İnsanlar verilere bakarak karar verebilir demiştik. İşte futbol maçları sonucunda da yorumcular verileri inceleyerek yorum yapıyor takımlar hakkında karar verme işlemini gerçekleştiriyorlar. Şimdi de masa oyununu inceleyelim. Tekli maç kuralına göre iki oyuncu takım maçında da 4 oyuncunun mutlaka olması gerekir. Bunlar oyunun kurallarıdır ve değişkenlik göstermezler. Bir setin bitmesi için gerekli sayı 11 ve maçın bitmesi için gerekli set sayısı ise 3'tür. Oyunun kuralları bu şekilde olduğu için 2, 4, 11 ve 3 sayısı sabit veridir. Tabi değişken verilerimiz de vardır. Tenis maçının net bir süresi yoktur. Kazanan kişi 3 olduğu anda maç biter. Yani yarım saatte sürebilir, 1 saatte. Maçta oynanan toplam set ve alınan toplam puan da değişkenlik gösterir. Bir tenis maçı 3-0, 3-1 veya 3-2 bitebilir. Bu sayılarımız değişken verilerdir. Son olarak bir dersi düşünelim bilişim dersi olabilir. Bilişim dersinde alınan notlar değişken veridir. Herkesin notu birbirinden farklıdır. Veya derste eğlenme oranı da değişkendir. Konu sıkıcı olabilir veya o gün hasta olabilirsiniz, karnınız aç olabilir. Farklı farklı durumlara göre derste eğlenme oranı da değişkenlik gösterebilir. Şu an derslerimizi uzaktan devam etsek de okulda olduğumuz zaman teneffüste farklı sayılarda oyunlar oynuyorsunuz. İşte okulda teneffüste oynadığınız oyun sayıları da değişken verilerdir. Şimdi de derslerin sabit verilerini inceleyelim. Bir dersin süresi sabittir. 30 dakika olarak belirlenmiştir ve bu süre değişkenlik göstermez. Aynı şekilde dersin başlama saati de sabit bir veridir. Veya dersi geçmek için alınması gereken not da bir sabit veridir. Günlük hayatta karşılaştığımız sabit ve değişken verileri inceledik. Tabi sadece günlük hayat derken sokak veya okul aklımıza gelmesin. Oynadığımız oyunlar içerisinde, sosyal medyada veya bilgisayar ve tabletler içerisinde de değişkenlerimiz ve sabitlerimiz bulunuyor. Mesela oyun içerisinde aldığımız skorlar, topladığımız kupalar bunların hepsi değişken veridir. YouTube'daki videoların izlenme sayısı veya Instagram'daki fotoğrafların beğenilme ve yorum sayıları da değişkenlik gösterir. Yani bunlar da birer değişken verilerdir. Bir bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka işletim sistemi olmalıdır. İşletim sisteminin olması sabit bir veridir. Kısaca toparlamak gerekirse, verilerle hayatımızın her alanında karşılaşıyoruz. Yorum yapabilmemiz için, karar verebilmemiz için ve işlemleri gerçekleştirmek için mutlaka veriler gereklidir. Bu videomuzda verilerimizi ve veri türleri olan sabit ve değişkenlerimizi inceledik. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.